Kadın Hakları Komisyonu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Erkeklere sesleniyorum, kendinize gelin" ifadesine kadınlardan cevap geldi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu tarafından "Erkekleri ayıplamaktan değil, siyasi irade değiştirmekten, yasayı uygulamaktan sorumlusunuz" açıklaması yapıldı. Profesör Doktor Hasan Bey'in yargılandığı davada tutuklama kararı yine çıkmadı. Mahkemede söz alan mağdur Ç.B. "Ben tecavüze uğradım, hakkımı savunuyorum. Nasıl bir insan olup olmadığım önemli değil. Ancak burada bu ispat edilmeye çalışılıyor" dedi. 25 Kasım, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde kadınlar sokağa çıkarak kadınlara yönelik şiddetin durdurulmasını talep etti. Ankara Kadın Platformu'nun çağrısıyla bir araya gelen kadınların yapmak istediği açıklamaya Çankaya Belediyesi önünde polis müdahale etti. Hapishanesiz Toplum Komisyonu. HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu sosyal medyadan Balıkesir L-Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda lambların tıkandığını, suların kesildiğini, koğuşların 45 kişiye kadar çıktığını, cezaevini farelerin bastığını duyurdu. Afyon cezaevinde yakalandığı mide kanseri nedeniyle cezaevinden geç tahliye edilen KHK'lı komiser Ümit Gökhasan hayatını kaybetti. Vefat haberini eşi Şükran Gökhasan sosyal medyadan duyurdu. Hayvan Hakları Komisyonu. Dersim Mazgirt'te avcılar nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında olan yaban keçisini öldürdü. Tunceli Kale bölgesinde ölü yaban keçisini bulan yurttaşların ihbarıyla bölgeye gelen ekipler avcıların yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu yaban keçisini öldürdüğü belirlenen kişi hakkında para cezası uygulandı. KHK Komisyonu. Kafede öğrenciye ders verirken istihbaratçıların ders dinlediğini söyleyen Murat Aksoy, ders anlattığı sırada yan masada birinin tavırlarını şüpheli bulduğunu, elinde bulmaca doluyor gibi görünen kişinin elindeki bulmaca ekini ters tuttuğunu, kendisine söyleyince birden renginin değiştiğini belirtti. İfade Özgürlüğü Komisyonu. Daha önce FETÖ, PYD yapılanması davasında 19 yıl 6 ay hapis cezası alan gazeteci Mehmet Baransu, 28 Kasım 2013 tarihinde Taraf Gazetesi'nde yayınlanan "Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı" başlıklı haberi nedeniyle yargılandığı davadan da 4 ayrı suçtan 17 yıl 1 ay hapis cezası aldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Ahmet Çık'ın 26 Aralık 2016'da PKK, DHKPC ve Gülen yapılanması propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınması ve aylarca tutuklu kalmasının kişi özgürlüğü ve güvenliği ile ifade özgürlüğü haklarının çiğnenmesi anlamına geldiğini belirtti. Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. ve 10. maddelerini ihlal ettiğini kaydeden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Şık'a tazminat ödenmesi kararı verdi. Etnik Kimlik Komisyonu. Karabağ ve çevresinde Azerbaycan askerlerinin kendilerine teslim edilen bölgelerdeki Ermeni mezarlıklarını tahrip ettiği iddia edildi. Ermenistanlı yetkililer tahrip edilen mezarlığın Kelbecer'de olduğunu ifade ederek saldırıya tepki gösterdiler. Ermenistan Cumhuriyeti Başsavcılığı, Azerbaycan tarafından ihlal edilen başka uluslararası hukuk normlarında olduğunu da belirtti. Yapılan açıklamada esirlerin öldürülmesi, işkence gibi vakalara yer verildi. İşkence ve Kötü Muamele Komisyonu. Aralık 2019'da Ankara Emniyetinde işkenceye uğrayan isimlerden biri olan Bursa H-Tipi cezaevinde bulunan Halis Uçkan, maruz kaldığı işkenceleri yazdığı mektup ile HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu anlattı. Mektubunda işkence için insanların birer ikişer alındığını, geri gelenlerin ayakta duramayacak hale geldiklerini belirten Uçkan, sıra kendisine geldiğinde "kafamda protez var, kırılabilir" uyarılarına rağmen 3 kişinin kendisini dövmeye devam ettiğini ifade etti.